Amazon'u bitirecek mi? Amazon satıcıları özellikle Temu'nun bu agresif pazarlamasından zarar görecek mi? Herkese selamlar. Ben Murat. Temu şu an Amazon'dan sonra dünyadaki en popüler ikinci e-ticaret uygulaması arkadaşlar. Peki nasıl oldu bu durum? Çünkü Temu inanılmaz ucuz ürünler satıyor. Hatta akıl almayacak derecede ucuz ürünler satıyor. Peki ucuz etin suyu yavan mı olur, yaman mı olur? Gelin sizlere bu videoda detaylıca bunu açıklayarak bilimsel verilerle ve makalelerle anlatayım arkadaşlar. Özellikle Amazon için, Amazon satıcıları için bu durum nasıl bir tehdit yaratır? Ne yapılması gerekir? Aksiyon planı nedir? Ve gelecekte neler olabilir? Bunları konuşalım. İlk önce Temu nedir bundan bahsedelim. Temu aslında Pinduoduo adlı Amerikan menşeli bir Çin şirketinin alt dalıdır. Yani alt firmasıdır. Hatta Amerikan borsasında yani Nasdaq'te de listelidir. Amerika borsalarında işlemde yapılıyordur arkadaşlar. Genel olarak bakacak olursak da aslında bir benzetmeye gideceksek de AliExpress'in çok daha benzeridir. Fakat AliExpress'ten çok ciddi farklılıkları vardır. AliExpress'e göre yaptıkları en iyi şey pazarlama arkadaşlar. Çok viral pazarlamalar yapıyorlar. Ama yaptığı en kötü şey de ürün kalitesi. Yani AliExpress'ten bile kötü oluyor ürün kaliteleri. Bunlardan zaten biraz sonra bahsedeceğiz ama başarılarından bahsedelim. Yani Temu çok kısa süre içinde nasıl buraya geldi? Arkadaşlar Temu 2022'de aslında başlıyor viral reklamlarına, ürünler yüklemelere ve bu kısa süre içinde büyük reklamlar yapıyor. Bu büyük reklamlardan birisi de arkadaşlar Super Bowl reklamları. Burada 15 milyar dolar harcamış Temu ve peki bunun karşılığını almış mı almış? O gece 500 uygulama daha fazla indiriliyor yani 500 katına çıkıyor uygulamanın indirim hacmi çok fazla. insan aslında ilk önce Super Bowl reklamlarıyla tanıyor Temu'yu ve ardından YouTuber'lara da teklifler götürüyorlar. Bu Temu'yu e, paketlerini açacak biliyorsunuz kutu açılış videoları çok fazla izleniyor. a bunch of uh, summertime goods. Fog bag too, baby. Is this that you take to the beach or somewhere like that. Let me see if I can get it filled up in here. Hang on. I got some reusable Ziploc bags. She's precious. Got a little knockoff off Stanley cup because why not? Like, I don't have enough cups in this house. And I have this cooling pad for my Pat-Pat dog. Patrick! Here! Patrick! He loves it. These precious little popsicle holders I got for my children. It even has a little straw to suck out all the juice that melts off the popsicle. <laughs> I got this little popsicle mold to make my own popsicles. Another cup because I have a problem. Ice cream scoop! And a watermelon cutter. That is all, folks. Now go order you something. Treat yourself. You deserve it. ya Bunlar için YouTuber'lara para ödüyorlar. işte komisyon veriyorlar, anlaşmalar yapıyorlar yani. Peki bu kadarla mı sınırlı? Hayır, daha fazla yaptıkları şeyler de var. Mesela Temu'nun en büyük özelliklerinden birisi sitenin içinde oyunlar oynanıyor olması ve bu oyunlar sayesinde de gerçek ürünlerden indirimler kazanıyorsunuz. Yani sizi site içinde gerçekten çok fazla tutuyor ve eğlenceli yani oynadığınız oyunlar sayesinde de satın alacağınız ürünlerde indirim kazanıyorsunuz. Bunun yanında grup indirimleri de oluyor. Yani arkadaşlarınıza kodlar paylaşarak, affiliate linkleri paylaşarak onlardan da indirim kazanmasını sağlıyorsunuz diğer kişilerin de. Aynı şekilde influencer indirimleri de oluyor arkadaşlar. Zaten o videoları izlerseniz influencerlar bazı kodlar paylaşıyor. Onlar sayesinde indirimler kazanabiliyorsunuz. Tabi bu yaptığı viral reklamlar onlara kazanç olarak geri döndü. 28 milyar dolarlık yıllık kazanç elde etti 2023'e tema arkadaşlar ama Amazon'da bu rakam 574 milyon dolar yıllık yani aslında arada çok çok ciddi fark var. Ne kadar biz bu durumu Amazon için tehlike olarak görsek de yani arada daha uçurum farklar var o yüzden aslında Amazon için pek bir tehdit değil. Sadece şu an çok viral bir şekilde ilerliyor hatta bu viral şekilde ilerleyiş bana çok tanıdık geliyor arkadaşlar. Bundan birkaç sene öncesine kadar da VIX böyleydi. Hatta 5 sene önce diye hatırlıyorum. 5 sene önce VIX çok ciddi bir patlama yaptı. Aynı bu şekilde Temo gibi ürünler piyasaya sürdü. Web sitesi hatta tasarım vesaire de çok benzerdi. Benzer ürünler satıyordu. Ama grafikte de görüldüğü üzere arkadaşlar inişi çok hızlı oldu. Yani çabuk çıkan çabuk iniyor arkadaşlar. Bu balon gibi sönüyor 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 bir süre sonra patlıyor. Tem böyle olacak birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bunları yine verilerle açıklamak gerekiyor. Son madde olarak Temu'nun ilerlemesini şunu ekleyeceğim. %15'lik şu an bir pazar payı var. Dünyada %15 çok ciddi bir rakam. Bu hızla artıyor. Hatta şu an zirvelerini yaşıyor. Ama gel gelelim olumsuz birçok şey de var arkadaşlar. O olumsuz şeylerden bir tanesi de Trust Pilot'taki yani bu güven verisini ölçen sitedeki Yıldız'ı 2.7'lik bir reytingi var. Yani yıldızlaması var arkadaşlar. Bir diğer site olan sadece burada da 2.1'lik bir puanı var. Tabi bu da çok düşük bir puan. Yani artık genel olarak bu bizim şikayet gibi web sitelerinde ya da bir sitenin iyi ya da kötü olduğunu ölçen topluma açık herkesin görebildiği web sitelerde puanları ciddi derecede düşük. Peki bunların nedeni ne? Yani Temu'nun olumsuz yanları neler arkadaşlar? Bunlardan bahsedeyim. Birincisi ve tabii ki de en önemlisi kalitesi ürünler. Arkadaşlar Temu'da kaliteli bir ürün bulamazsınız. Yani Amazon'dan alınan, Trendyol'dan alınan ya da hepsi burada da alınan bu kaliteli ürün grubu maalesef Temu'da yok. Hatta şunu kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Temu bizim bayağı salı pazarı dediğimiz yerlerdeki satılan ürünlerin benzerlerini satan bir yer. Kargo parası yok. Biraz daha ucuz ve Temu'yu ön plana çıkartan en önemli özelliği bu. Bunu da önemsedikten sonra ikinci madde ise arkadaşlar 3D yani 3D güvenliğin olmaması. 3D güvenlik ne demek arkadaşlar? Siz mesela telefonunuzla alışveriş yaptığınızda kart bilginizi girdikten sonra size bir kod gelir. O kodu SMS kodunu girersiniz ve bu 3D güvenliğin ardından alışverişinizi yaparsınız. Fakat siz kartınızı kaydettikten sonra bu 3D güvenlik kodu gelmiyor arkadaşlar. Yani direkt olarak kartınızdan para çekilebiliyor. Bu çok tehlikeli tamam yani bunu tabii ki de Temu kolay kolay yapmaz çok büyük bir web site. Ama bu benim için çok önemli bir opsiyondur. Bunun kesinlikle olması gerekiyor benim alışveriş yaptığım sitelerde. Yani bunu bana sunması gerekiyor. Ben ister bunu kullanırım ister kullanmam ama bu olmazsa çok büyük bir güvenlik zafiyeti vardır arkadaşlar. Buna özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü maddeye geldiğimde de vergi arkadaşlar. Başka hiçbir ülkede herhangi bir şekilde Temu'dan yapılan alışverişlerde vergi verilmiyor. Ama maalesef sebebini anlamadığımız bir şekilde biz Temu'dan aldığımız ürünlere vergi veriyoruz. Yani çok saçma ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da Temu'yu olumsuz kılan bir diğer maddelerden bir tanesi. Buna da kısa zamanda umarım çözüm bulunur ama biraz zor gibi görünüyor diyorum ve diğer maddeye geçiyorum. Diğer maddede Paketleme arkadaşlar şimdi Temu'dan gelen ürünlerin kargo süresi 7 ve 15 gün arası tabi bu da bir uzun bir süre yani bunu da olumsuz maddeleri aslında 5. madde olarak ekleyebiliriz. Bu da arkadaşlar tabi kargonun elden ele geçmesine ve daha fazla ezilmesine daha fazla zarar görmesine sebep oluyor. Ya bu mesafe sürene kadar uzarsa arkadaşlar paketlerdeki hasar oranı o kadar da artar. O yüzden Amerika'da mesela her eyalette birden fazla depo var ve biz Amazon'a ürünleri yüklediğimizde o ürünler o eyaletlere dağılıyor. Niye çok kısa sürede ulaşılsın diye daha fazla zarar görmesin diye. O yüzden arkadaşlar burada paketlemelerde kırılma, dökülme, ezilme riski her zaman daha fazla ürünlerde. Bu da Temu'yu olumsuz kılan bir diğer maddeydi ve son maddeye geçtiğimizde de müşteri desteği karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar herhangi bir muhatabınız aslında pek yok. Yani herhangi bir muhatabınız yok derken şöyle Amazon'la kıyaslanamaz bu arkadaşlar. Özellikle yurt dışında Amazon'un müşteri desteği inanılmaz iyi. Yani her sorunuzu çözüyorlar ama maalesef tam da böyle bir şey yok. Zaten çalışanlar Çinli, konuştuğunuz İngilizce, konuştuğunuz insanlar Çinli ve sorunlarınıza çözüm bulanamıyor pek fazla arkadaşlar. Temu'da 90 günlük bir iade süresi var. Yani 90 gün içinde ürünlerinizi iade edebilirsiniz. Ama bu iade süreci çok uzun sürüyor. Yani ürünler bazen Çin'e gidiyor. Gelmedi deniyor. Tracking kodlar veriliyorsa yani takip kodları veriliyor o kodlarla uyuşmuyor. Yani çok fazla sorun var sistemde arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi mesafe uzadıkça sistem karmaşıklaşıyor. Ürün velev ki gitti. O para sizin kartınıza gelmesi 12-13 günden daha fazla sürüyor. Mesela Temu'nun şöyle bir şeyi var. Temu'nun kendi para uygulamasını kullanırsınız arkadaşlar. O zaman 2 gün içinde paranız geri iade ediliyor. Ama kredi kartıyla yaptığınız zaman ürün oraya gidecek. Ardından sizin 2 hafta sonra paranız geri gelecek. Bu 3 haftaya da çıkabiliyor. Yani gerçi iade konusunda büyük problemler var. Tabi çoğu kişi iade yapmıyor arkadaşlar. Onu da söylemek gerek. Çünkü diyor ki zaten ben ucuza aldım ürünleri. Ve Bunu iade ben uğraşmam. O yüzden ürünler genelde kalıyor. İadeyi çok fazla tercih etmiyor insanlar. Ürünlerin ucuzluğundan dolayı. Diyorum ve Temu'nun olumsuz maddelerini artık kapatıyoruz arkadaşlar. Yerden yere vurduk. Biraz da övelim. Temu'da iyi olan şeyler ne? Temu'da iyi olan şeylerden Birincisi arkadaşlar elbette fiyat. Yani gerçekten çok ucuza ürünler var. Akıl olmayacak derecede. Yani bu ürünün maliyeti bu kadar olamaz diyeceğimiz gerçekten çok çok ucuza ürünler mevcut. Bu tabii ki de ürünün kaliteli kılar mı, kılmaz. Yani aslında siz ödediğinizin karşılığını alıyorsunuz. Çok ucuza ödediğiniz bir ürün de kalitesi ucuz oluyor. Ha bazen aralarda iyi ürünler çıkabiliyor elbette. Yani bütün ürünler Tabii ki de berbat ürünler değil ama Çin malı olan ürünler. Aralarında arkadaşlar yorumlarına göre alabileceğiniz iyi ürünler de var. Mesela yorumlarında yüksek olduğu ürünler mevcut. Bunları seçerseniz iyi ürünler de alabilirsiniz. Yani aslında fiyat performans ürünü diyebileceğimiz ürünler de aralarda mevcut. Bu gerçekten Timo'nun en büyük özelliklerinden birisi diyorum ve ikinci maddeye geçiyorum. O da 90 günlük iade süresinin olması. Yani siz alışveriş yaptıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü alabilirsiniz. Herhangi problem yok. Bu Türkiye ile kıyasladığımızda evet bir avantaj ama arkadaşlar yurt dışında yani Amazon, Amerika'da, İngiltere'de vesaire bunun bir sınırı yok, süresi yok. Yani müşteri aldığı ürünü istediği zaman iade edebilir. Bu çok büyük bir avantaj, çok büyük bir müşteri memnuniyeti. Bu çok büyük bir hizmet. O yüzden aslında Temu ile Amazon'u bu konuda da karşılaştıramayız. Çünkü bu sistem Türkiye'de böyle olduğu için avantaj diyorum ve Temu'nun artıları ve eksilerini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Toparlamak gerekirse videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Şöyle bir durum mevcut yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Amazon ve Temu'nun geleceği hakkında yani Temu Amazon'u bitirecek mi? Amazon satıcıları özellikle Temu'nun bu agresif pazarlamasından zarar görecek mi? Hayır arkadaşlar, kesinlikle görmeyecek. Çünkü Temu ucuz ürünlerin satıldığı yer. Yani salı pazarı demiştim ya, aynı onun gibi Japon pazarı, salı pazarı ne dersiniz artık? çok fazla ucuz ürünlerin, kalitesiz ürünlerin, bir marka değerine sahip olmayan ürünlerin satıldığı yer. Fakat siz Amazon'da gerçekten ürününüze bir değer katarsanız, kaliteli ürün satarsanız, yani böyle çok ucuz 3 dolara, 5 dolara, 10 dolara ürünler satmaya çalışırsanız, mesela bize her gün gelen çoraplar gibi. Her gün geliyor arkadaşlar diyor hocam biz çorap satmak istiyoruz. Hocam biz şöyle çorap satacağız böyle çorap satacağız. Tamam arkadaşlar satın çorabı da satın ama bakın bunlar ucuz ürünler artık dediğim gibi. Yani bunları fabrikalar üretiyor kendileri satıyor Temo'daki gibi. Yani bu ürünlerden uzak duracaksınız biraz daha özelleştirebileceğiniz, farklılaştırabileceğiniz ve değer katabileceğiniz ürünler satmanız lazım. Fiyatlarının yüksek olan ürünler satmanız lazım ki burada rekabeti siz kazanın. O yüzden arkadaşlar Temu kesinlikle Amazon satıcıları için engel teşkil eden bir duruma sahip değil. Ama Amazon satıcılarının da tabi geleceğe yönelik bu tarzda hareketler yapması lazım. Çünkü böyle web siteler her zaman çıkacak. işte Wish çıkmıştı. Şimdi Temu var. Bir arın başka bir web site olur. O yüzden arkadaşlar siz kaliteli ürünler üreteceksiniz. Değer katacaksınız ürüne ve ürettireceğiniz ürün farklılaştırılacak. Bunları yaparsanız her zaman her pazarda sadece Amazon'da değil kazanırsınız diyorum ve konuyu anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yine aklınıza bu konuyla alakalı sorular varsa bizlere sorabilirsiniz. Siz geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon'a zarar verir mi? Diğer e-ticaret platformlarına bir etkisi olur mu? Yorumlarda bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Böylece sizlerin de fikirlerinden faydalanmış oluruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz için bizleri 0542 471 9092 numaralı telefonun WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.